Tonguç Dershane erken kayıtta %60 indirim başladı. Üstelik şimdi 2025 Tonguç Dershane'ye kayıt olanlara 2024 Dershane'nin ikinci dönem üyeliği hediye. Detaylar tonguçakademi.com'da. Tonguç Akademi'den herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün de 5. üniteden bahsedeceğiz sizlere. 5. ünitemiz İslam düşüncesinde yorumlar ünitesi. Hadi bakalım bismillah diyelim başlayalım. Arkadaşlar din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri. Şimdi diyeceksiniz ki neden hemen böyle bir konuya girdik? Şimdi önce dini bir konuşmamız gerekiyor. Din nedir? Sonra din anlayışı nedir? Bunları konuşacağız. Din arkadaşlar Allah tarafından akıl sahibi insanlara peygamberler aracılığıyla gönderilen, insanları özgür iradeleriyle iyi ve güzele yönlendiren, doğruya yönlendiren ilahi kurallar bütünüdür. Din insanın hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmasını ister. Dinin böyle bir tanımı var. Bunu siz 8. sınıfta da lisede de göreceksiniz. Bu tanımı ezberleyin. Bu bir kalıptır. Bu tanımın içerisinde dinin kim tarafından gönderildiği Allah tarafından gönderilmiştir. Aracısı peygamberlerdir. Hatırlarsanız ne dedim? Din Allah tarafından peygamberler aracılığıyla. Kimlere? Akıllı ve irade sahibi insanlara gönderilen, onların dünyada ve ahirette mutlu olmasını amaçlayan, amacı bakın, ilahi kurallar bütünüdür. Dinin tanımı budur. Din anlayışı ise insanların Allah tarafından gönderilen dinin anlayış ve algılanma biçimine deniliyor. Yani insanların Kur'an'la sünneti anlama ve gelişen şartlara göre yorumlama çabalarına denilir. Bakın anlama ve yorumlamadır. Yani din Allah tarafından gönderilmiştir. Ancak insanlar o gönderdiği kitabı ve peygamberin sünnetiyle ilgili zaman geliştiği için, değiştiği için, ihtiyaçlar değiştiği için onların o anlama çabalarına din anlayışı deniliyor. Şimdi dinle din anlayışını karşılaştıracağız. Din Allah tarafından gönderildiği için vahye dayanır. Yani ilahi mesaj kaynaklıdır. Ancak din anlayışı insanların görüş ve düşüncelerine dayanır değil mi? Yani Allah tarafından gönderilmemiştir, peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirmemiştir. İnsanlarca yorumlanmasına deniliyor. Din dediğimiz olgu zaman değişmesiyle değişmez. Yani 100 yıl önce de İslamiyet aynıydı, 500 yıl önce de İslamiyet İslamiyet'ti. İslamiyet'in ana hatları değişmemiştir. Bundan 500 yıl sonra da yine değişmeyecektir. Ancak din anlayışı zamanın değişmesiyle, çünkü zaman değişince toplum değişiyor, toplum değişince ihtiyaçlar değişiyor. O yüzden değişikliğe uğrayabilir din anlayışı. Ve gelelim emir ve yasaklar bağlayıcılık taşır diyor. Yani dinimizde Allah'ın emrettiği şeyler herkes için geçerlidir. Farzlar herkes için geçerlidir. Yani yapılmadığı takdirde karşılığı vardır. Bağlayıcıdır değil mi bizlere? Ya da haramlar diyeyim, yasaklar bellidir, helaller bellidir, bağlayıcılık içerir. Ancak din anlayışı kesin bağlayıcılık taşımaz, yani herkes için geçerli değildir. Mesela din de tektir değil mi? İslam dini için konuşuyoruz. Din tektir, ancak din anlayışı birden fazla olabilir. Din kişilere göre farklı yorumlanmaz ama din anlayışı farklı yorumlanabilir. Din anlayışındaki farklılıklar hem Müslümanlara birçok kolaylık sağlamış, çünkü zengin bir bakış açısı kazandırmıştır bizlere, hem de İslam kültür ve medeniyetinin gelişip güçlenmesine, fikir zenginliğinin artmasına katkıda bulunmuştur. Bu sayede köklü, güçlü, zengin bir İslam medeniyeti ortaya çıkmıştır. Şimdi arkadaşlar, din ve din anlayışındaki farkı İyice oturtmanız için size bir örnek vereceğim. Mesela hepimiz aynı filmi izleyelim, tamam mı? Aynı filmi izleyen ya da aynı kitabı okuyan insanlardan filmden ya da kitaptan en çok etkilendikleri yeri sorduğumuzda herkesin filmin ya da kitabın farklı bir bölümü söyleyeceğini biliyoruz değil mi? Çünkü herkesin içinde bulunduğu durum, şartlar, psikolojik şartlar, sosyolojik durumu, zihinsel durumu farklıdır. O yüzden din ve din anlayışı arasındaki fark da budur.
Yani din anlayışındaki, din anlayışı ile ilgili örnek verdim şu anda. Herkes içinde bulunduğu duruma göre dini bir anlayış geliştirmiştir. Peki, din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerini başlıca ele aldığımızda insan unsurlu sebepler vardır. Bir de coğrafi unsurlu dediğimiz diğer sebepler vardır. Öncelikle insan yapısından kaynaklanan sebepler vardır. Ve siyasi sebepler vardır. İşte bunda da ne vardır? İşte savaşlar vardır. Ya da işte halifelik tartışmalarındaki siyasi kavgalar vardır. Coğrafi sebepler vardır. Kültürel sebepler vardır. Örf ve adetlerin etkisi. Yine sosyal sebepler vardır. Ve dini metinlerden kaynaklanan sebepler vardır. Hiç kimse Kur'an'da açıkça belirtilen iman esaslarını ya da ibadetleri, mesela namazı, orucu, zekatı değiştirme ya da azaltma, çoğaltma hakkına sahip değildir. Yani dinin esasları ile ilgili, mesela imanın şartları ile, İslam'ın farzları ile ilgili bir değişiklik söz konusu olamaz. Sadece bunların uygulanışı ile ilgili ancak bir anlayış getirilebilir. Şimdi gelelim İslam düşüncesindeki yorum biçimlerine. Mezhep, gitmek, takip etmek, gidilecek yol, gidilecek yer ve görüş, akım gibi anlamlara geliyor. Daha çok biz yorum biçimi dediğimizde mezhep kavramını kullanacağız. Şimdi burada mezhepler ayrılıyor. İnançla ilgili mezhepler, fıkhi mezhepler, yani fıkhi yorumlar, aynı zamanda tasavvufi yorumlar diye. Üçe ayrılıyor, üç kısımda inceleniyor. Mesela inançla ilgili yorumlar dediğimizde imanın şartları da biliyorsunuz değil mi? İmanın şartları nelerdi? Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kader ve kazaya iman etmek, inanmaktır. Bunlar inanç esaslarında yer alır. Alimlerin görüş ve fikir ayrılıkları çerçevesinde oluşan yorum biçimine, yani inanç esasları ile ilgili görüş ve fikir ayrılıklarına inançla ilgili yorumlar deniliyor. Mezhepler imanın şartlarının hiçbirini reddetmemiştir. Yani bunun altı olduğu konusunda hiç kimsenin bir fikri reddi yoktur. Çünkü bunlar ayetle belirlenmiştir. Ancak nasıl olduğu konusunda farklı görüşler ortaya koymuşlardır. İnançla ilgili yorumlarda Maturidilik ve Eşarilik vardır arkadaşlar. Buna itikadi yorumlar da deniliyor. Fıkhi yorumlarda ise Hanefilik, Şafiilik, Malikilik ve Hanbelilik vardır. Bunlara tek tek değineceğim. Tasavvufi yorumlarda Yesevilik, Kadirilik, Mevlevilik, Nakşibendilik ve Alevilik, Bektaşilik vardır. Şimdi İslamiyet'in ilk yıllarında, biliyorsunuz İslam 610 yılında gelmeye başlayan ayetlerle vahyedilmişti. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o yıldan itibaren artık dini tebliğ etmeye başladı. Nerede? Mekke'de. Mekke'de zaten çok baskı ve eziyetler vardı. Oradan da hicret gerçekleşti Medine'ye. Yani ilk yılları sınırlı bir bölgede bir yaşam sürülüyordu. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'e hemen insanlar sorularını yöneltebiliyorlardı. Çünkü Peygamber hayattaydı o zaman. Ve akıllarına takılan bir şey olduğunda gelip hemen Peygamber Efendimiz'den sorularının cevabını alabiliyorlardı. Ancak sonraki yıllarda, yani Medine'den sonraki süreçte savaşlarla ya da yapılan fetihlerle İslamiyet farklı coğrafyalara yayıldı. Halifelik döneminde de daha da büyüdü, farklı kıtalara yayıldı ve farklı kültürden insanlarla karşılaşıldı. Kötü niyetli insanlar da geldi geçti. Onlar İslam'ın inanç esasları ile ilgili insanların kafalarını karıştırmaya başladılar. Ve farklı sorular sorarak, daha çok felsefeyi de aslında o dönemde yeni yeni İslam'a girmeye çalışan felsefeyi de kullanarak insanlara şüpheler oluşturmaya başladı. Yani onların aklına ve kalbine şüphe sokmaya çalıştılar. Peki İslam alimleri ne yaptı bu konuda? İslam alimleri bu tereddütlerin ve şüphelerin ortadan kalkması için itikatla, yani inançla ilgili esasları Kur'an ve sünnete dayalı sistemleştirdiler. Yani bunu belli bir sisteme oturttular. Belli bir dinin ya da düşüncenin inanç esaslarına, prensiplerine itikat denir. İslam'ın inanç esasları ile ilgili esaslarını sistemli bir şekilde ortaya koyan düşünce ekollerini ise itikadi mezhepler deniliyor. Yani az önce söylediğim inançla ilgili mezheplerde Maturidilik ve Eşarilik vardı, biliyorsunuz. Peki imanın şartları nelerdi? Söylemiştik zaten. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak, peygamberlere inanmak, ahiret gününe inanmak, kaza ve kaderin, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak. Eşarilik ve Maturidilik'in özelliklerine bakalım. Eşarilik,
Ebul Hasan el-Eşari'nin görüşleri çerçevesinde oluşmuştur. Irak ve Suriye taraflarında çok yaygın olduğunu görüyoruz. Yine Hicaz, Mısır taraflarında ve Endonezya'da yaygındır. İslam'ın inanç esaslarını delilleriyle birlikte ortaya koymaya çalışmıştır. Ortaya çıkış sebebi ise inanç esaslarını açıklamak. Yine en önemli özellikleri de inanç konularında ayet ve hadislerin yanında akla da değer vermek. Yani akla da ön plana koymaktır. Bu iki mezhebin de görüşü. Maturidilik ise arkadaşlar Ebu Mansur Muhammed el-Maturidi'nin görüşleri çerçevesinde oluşmuştur. Aklı bilgi kaynağı olarak yeterince kullanmıştır. Türkiye, Çin, Hindistan, Orta Asya ve Balkanlarda yaygın olarak görülmüştür. İmam Maturidi 852 yılında Türkistan'ın Maturid şehrinde doğduğu için zaten kendisine Mansur Muhammed bin Mahmud el-Maturidi yani Maturidi köyünde doğduğu için bu isim verilmiştir. Ve mezhebin yani itikadi yorumun mezhebinde Maturidilik almıştır. Gelelim şimdi fıkhi yorumlara. Önce fıkıh ne demek onu konuşalım arkadaşlar. Bir şeyi anlamak, kavramak ve derinlemesine incelemek demektir. Fıkıh İslam dininin ibadetler, evlenme, boşanma, miras, alışveriş, ticaret, çeşitli suçlara öngörülen cezalar yani suç ve ceza konularında bu konularla ilgili hükümlerini delilleriyle birlikte ortaya koyar. Yani fıkıh çok kapsamlı bir kanun sistemi diyebiliriz. Yani derinlemesine bir konuyu bilen kişiye de fakih deniliyor. Yani o alanda fıkıh alanında usta ya da alim kişiye deniliyor. Fıkhi mezheplerde arkadaşlar mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala namazı emretmiş ya da zekatı emretmiş, ibadeti emretmiş. Ancak bunun nasıl yapılacağıyla ilgili ayrıntılı bilgi vermemiştir. Peygamber Efendimiz de bu ibadetlerin nasıl yapılacağını bizlere öğretmiş, uygulama olarak da göstermiştir. Peygamberimizin vefatından sonra insanlar anlayamadıkları hususları o bölgelerde yaşayan din alimlerine sormuşlardır. Bu alimler de öncelikle Kur'an'a bakmışlar, sonra sünnete bakmışlar ve bu şekilde insanların sorunlarına cevaplar bulmuşlardır. Kur'an ve sünnette yer almayan konular için ise kendileri bir içtihatta bulunmuşlardır. Bu durumda da pek çok fıkhi mezhep ve yorum ortaya çıkmıştır. Ehli sünnet mezhebinde kabul gören 4 fıkhi mezhep vardır. Hanefilik, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin görüşleri etrafında oluşmuştur. Kurucusu Ebu Hanife'dir yani. Gerçek ismi ise Numan bin Sabit'tir. Büyük İmam yani İmam-ı Azam ismini almıştır. Türkiye, Suriye, Irak, Pakistan ve Kafkasya'da yaygındır. Mezhebin sistemleşmesinde Ebu Hanife öğrencileri İmam Yusuf ve Ebu Muhammed'in katkıları da büyüktür. Hanefilik mezhebinde Kur'an ve sünnetle birlikte akla da önem verilir. Gelelim Malikiliğe arkadaşlar. Kurucusu Malik bin Enes'tir. En önemli eseri El-Muvatta'dır. Fas, Cezayir, Tunus'ta yaygındır. Kendisi Medine'de doğduğu için sahabilerin görüşlerine özel önem vermiştir. Kur'an ve hadise yani özellikle önem vermiştir. İmam Şafii 819 yılında Mısır'da vefat etmiştir. Ülkemizin doğu kesimlerinde daha çok bu mezhep yaygındır. Yani Malezya, yine Endonezya, Mısır gibi ülkelerde de yaygın olarak görülüyor. En önemli eseri de Er-Risale'dir. Hanbelilik Ahmet bin Hanbel arkadaşlar kurucusu Müsned isimli hadis kitabını yazmıştır. Önemli bir eserdir. Daha çok bu mezhepte Arap Yarımadası'nda taraftarı bulunan bir mezheptir. Evet şimdi gelelim bazı kavramlara. Çünkü tasavvufi yorumlara geçeceğiz. Onlara geçmeden önce bu kavramları bilmemiz gerekiyor ki konuyu anlayabilelim. Şimdi mutasavvuf ne demek? İslam ahlaki değerlerini ön plana çıkarmaya çalışır mutasavvuf kişi. Tasavvuf ise İslam'ın ruhi ve manevi yönünü öne çıkaran yani insana Allah'ı görüyormuşçasına bir ibadet ve davranış şuuru, bilinci kazandırmayı hedefleyen düşünce biçimine tasavvuf denir. Tasavvufta daha çok ruhu ve kalbi beslemek vardır. Derviş ise tekkede şeyhine hizmet eden kişidir. Şeyh ise doğru yolu göstermeye yardım eden kişidir. Yani rehberlik eden kişidir. Tarikat ise Allah'ın rızası doğrultusunda gidilen yol demektir. Dergah tarikat mensuplarının ibadet mekanı yani toplanıp ibadet ettiği yerdir. Mürit ise tasavvuf yolunda ilerlemeye çalışan kimseye deniliyor. Şimdi gelelim tasavvufi yorumlara. Burada birden fazla yani dörtten de fazla olduğunu görüyoruz.
Yesevilikten başlayalım öncelikle. Hoca Ahmet Yesevi'nin görüşleri etrafında oluşan tasavvuf akımıdır arkadaşlar. Hoca Ahmet Yesevi 10. yüzyılın sonlarında Türkistan'da doğuyor ve yine Yesi'de vefat ediyor. Buhara'da ünlü alim olan Yusuf alimden ders alıyor. Yine eserlerinde insanların anlayabileceği sade bir dil kullanıyor. En önemli eseri de Divan-ı Hikmet'tir. Orta Asya Türklerinin Müslüman olmasına önemli bir rolü vardır. Yesevilik Kur'an ve sünneti temel alan bir anlayıştır. Gelelim şimdi Kadiriliğe arkadaşlar. Kadirilik de Abdülkadir Geylani Hazretlerinin görüşleri etrafında oluşmuştur. Bağdat'ın Geylan köyünde doğduğu için Geylani ismini almıştır. Yine Bağdat'ta vefat etmiştir. Kadiriliğin çeşitli ilkeleri vardır. Mesela nefsi olgunlaştırmak için gerekli olan 10 önemli ilkesi vardır. Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete uymak gerekir. En ayırt edici özelliği yoksullara, yardımlara koşmaktır. Kadirilikte kişinin dilini yemine ve bedduayı alıştırmaması gerekir. Kişi mecbur kalmadıkça yemin etmekten kaçınmalıdır. Kişi dünya malına tamah etmemelidir. Yani dünya malına çok düşkün olmamalıdır. Verilen sözde durmalıdır. Cömert ve alçak gönüllü olmalıdır gibi bu şekilde ilkeleri, bazı ilkeleri vardır. Gelelim şimdi Mevleviliğe arkadaşlar. Mevlevilik de Mevlana Celaleddin Rumi'nin görüşleri etrafında sistemleşmiştir. Mevlana Horasan'ın Belh şehrinde dünyaya geliyor ve Konya'da vefat etmiştir. Mevlana'nın görüşlerinin oluşmasında da Şems-i Tebrizi ile tanışması etkili oluyor. Mevlevilik akımı da Mevlana'nın oğlu Sultan Veled tarafından sistemli hale getirilmiştir. Mevlevi'nin bazı ilkeleri vardır. Mesnevi isimli eseri de vardır bu arada, önemli. Sema vardır. Yani kişinin musiki eşliğinde kendinden geçmesi, kollarını açması, kendi etrafında dönmesidir. Evrenin yaratılışından hareketle yaratıcıya olan kulluğunu hatırlaması ve insanı kamil olmak için Allah'a yönelmesini simgeler. Sema yapan Mevlevi dervişlere de Semazen denilir arkadaşlar. Çile de 1001 gün dergahta hizmet etmek demektir. Mevleviliğin ilkelerinde de insanın özünü temizlemesi için hırs, kin, nefret gibi duygulardan arınma vardır. Sevgi ve hoşgörü ön plana çıkarılmıştır. Şiir ve musiki ön plana çıkmıştır. Dürüstlük, cömertlik, çalışkanlık, alçak gönüllü olmak, sabırlı olmak tavsiye edilmiştir. Yine en önemli eseri dediğim gibi Farsça yazılan ve 6 ciltten oluşan Mesnevi'dir. Onun tabi farklı eserleri de vardır. Divan-ı Kebir, Fihi Mafi gibi çeşitli mektubat gibi eserleri de vardır. Gelelim şimdi Nakşibendiliğe arkadaşlar. Bahaeddin Nakşibend'in görüşleri etrafında oluşmuştur. Türkistan'ın Buhara şehrinde dünyaya gelmiştir. Türkistan, Anadolu ve Hindistan'da yaygın olmuştur. İmam Rabbani ve Mevlana Halit Bağdadi gibi önemli temsilcileri arasında yer alıyor. Nakşibend Farsça kökenli bir kelime olup nakış yapan anlamına geliyor. Şöyle not alalım buraya. Nakış yapan anlamına geliyor arkadaşlar. Nakşibendiliğin temel ilkeleri, kökeni Hazreti Ebubekir'e dayandırılır. İyi ve ahlaklı insanlarla bir arada olmak gerekir. Ve kişinin Allah'ı çokça anması, hatırlaması gerekir. Yani zikretmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete sıkı sıkı bağlı olmak gerekir. Halk içinde hak ile beraber olmak gibi önemli esası vardır. Yani insanların içerisindeyken Allah'la olmak önemli bir ilkesidir. Gelelim şimdi Alevilik Bektaşiliğe. Alevilik Bektaşilik de Hazreti Ali'yi seven ve Hazreti Peygamber'den sonra onun özel bir yere sahip olduğunu düşünen kimselere Alevi denir. Alevilik Bektaşilik toplumumuzda yaygın olan tasavvufi yorumlardan biridir. Ve 12 imama inanırlar. Kur'an-ı Kerim'i kabul ederler. Hazreti Peygamber'in son peygamber olduğuna inanırlar. Kutsal kitap olarak dediğim gibi Kur'an'a inanırlar. İbadette şekilden çok öze önem verirler. Ve onların da Makalat adlı eseri vardır Hacı Bektaş Veli'nin. Aynı zamanda Hazreti Ali'ye ve Ehli Beyt'e de çok düşkündürler. Yani çok severler Hazreti Ali'yi ve Hazreti Muhammed'in ailesini. Şimdi Alevilik, Bektaşilikle ilgili kavramlar var. Onlardan bahsedelim arkadaşlar. Cem bir araya gelinerek yapılan törende deniliyor. Cemevi ise Cem töreninin yapıldığı yerdir. Bektaşilikte de meydan evi denilir. Musahiplik yol kardeşliği demek. Yani sizin
bir tane müsahibiniz oluyor, yol kardeşiniz oluyor. Karşılıklı bir şekilde söz veriyorsunuz birbirlerinize. Bunun özü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ensar ve muhaciri kardeşleştirmesinden gelir. Yani ilk örnek orası alınır. Herkeste bir yol kardeşi vardır Alevi Bektaşilik'te. Razılık kul hakkına karşı cemde herkesin birbirleriyle helalleşmesi demektir ve birbirinden razılık alması. Yani ben sana hakkımı helal ediyorum, ben senden razıyım şeklinde razılık almaya deniliyor. Semah ise cem töreninde aşkla ayakta dönmektir. Gülbank hep bir ağızdan dua okumak. Hızır orucu genellikle 13 ve 15 Şubat tarihlerinde tutulan oruçtur. Muharrem orucu ise Kerbela olayından dolayı Alevilik Bektaşilik'te oruç tutulur ve o ayda Muharrem ayında aşure dağıtılır. Lokma duası diye duaları vardır arkadaşlar. Alevi Bektaşilik'te her yemek sonrasında yapılan sofra duasında sofra duası dışında bir de lokma duası vardır. Nasıl yapılır? Allah Allah, lokmalar kabul ola, muratlar hasıl ola, Hak Muhammed Ali kabul eyleye, İmam Hasan Şah Hüseyin Hünkar Hacı Bektaş Veli defterine kayıt ola şeklinde lokma duası vardır. Yine Cem'de 12 hizmet var, yani görevli kişiler var arkadaşlar. Mürşit pir, Cem yöneten manevi önderdir. Rehber, Alevi Bektaşilik'te yoluna girmek isteyenlere yardımcı olan, adab ve erkanı öğreten, onları pire teslim eden kişidir. Gözcü, Cem'in düzenini, huzurunu sakin bir şekilde geçmesini sağlar. Zakir, saz çalarak deyişler söyler. Süpürgeci, her hizmetin sonunda Cem evini süpüren, Cem evin temizliğinden sorumludur. Çerağı yani mumu yakar ve meydanı aydınlatır. Sakkacı, Cem'e gelenleri su dağıtır, lokmalar yendikten sonra temizlik için leğen, ibrik, havlu getirir. Kurban ve yemek işleriyle ilgilenen kişiye de lokmacı denir. Cem'e gelenlerin su ile özel bir şekilde temizlenmelerine yardımcı olan kişiye de ibrikçi denir. İbrik de o su akıtılan böyle sürahimsi bir şey. Pervaneci, semahçı da denilen bu görevliler Cem sırasında semah dönerler. Peykçi, Cem'in yapılacağı herkese haber verir. Yani Cem yapılacak, Cem başlayacak diye haber verir. İznikçi de Cem evine gelenlerin ayakkabılarını düzenleyen ve belli bir yerde muhafaza eden, yani koruyan kişiye iznikçi deniliyor arkadaşlar. Evet. Geldik dersimizin sonuna. Bugün sizlerle İslam düşüncesinde yorumları konuştuk. Din ve din anlayışındaki farkları, ardından inançla ilgili yorumlar ve fıkhi yorumları, ardından tasavvufi yorumları konuştuk. Bu konuyu mutlaka tekrar etmeniz gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Hadi bakalım, günün sorusunu ödüllü soruyu da veriyorum. Cevapları yorum kısmına yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.